Erdoğan'ın görüntüsüyle dolandırıcılık girişimi, yapay zeka ile sesi taklit edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bazı dijital platformlarda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamının doğru olmadığını belirtildi. Erdoğan'ın yapay zeka ile sesi taklit edilerek dolandırıcılık yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı doğru değildir bilgisine yer verildi. Sahte reklam filminde kullanılan görüntülerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan TV kanalı PBS'ye 18 Eylül'de yaptığı açıklamalardan alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi. Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere Türkiye Petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zeka ile üretilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmeyiniz. Başkan Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık yapıyorlardı. MİT enselerine çöktü. Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan bir dolandırıcıyı etkisiz hale getirdi. MİT'in önceden belirlediği hedef, yapay zeka teknolojisi ile Cumhurbaşkanı'nın sesini taklit eden ve birçok farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını arayarak sahtekarlık yapmaya çalışan kişiydi. Dolandırıcının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edebilmek için yapay zeka uygulamalarını kullandığı ve yabancı uyruklular üzerinden ondan fazla farklı GSM hattını kullanarak iş insanlarına ulaştığı belirtildi. MİT, bu tür sahtekarlık girişimlerini önlemek ve dolandırıcının kimliğini tespit etmek amacıyla bir operasyon düzenledi. MİT dolandırıcının kimliğini ve konumunu tespit etti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü operasyon sonucunda, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi. Siber güvenlik birimlerinin özverili çalışmaları, dolandırıcının hızla belirlenmesine yardımcı oldu. Operasyon kapsamında şüpheli kısa süre içinde yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi. Ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirler artırılıyor. Siber suçlar ve dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken yetkililer, bu tür teknoloji destekli sahtekarlık olaylarına karşı alınan önlemlerin sürekli olarak güçlendirileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak yapılan bu tür girişimlerin engellenmesi için siber güvenlik ve teknolojik yöntemlerin etkin şekilde kullanılmaya devam edeceği belirtildi. Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edip dolandırıcılık yapan kişinin kimliği şaşırttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zeka yoluyla taklit ederek dolandırıcılık girişiminde bulunan Fatih Emre Hülagün'ün eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Metin Hülagün'ün oğlu olduğu ortaya çıktı. Yapay zeka yoluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan 26 yaşındaki Fatih Emre Hülagün'ün, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Metin Hülagün'ün oğlu olduğu ortaya çıktı. Fatih Emre Hülagü, yakalanarak gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ne kadar kazanç elde ettiği belirlenemedi. Sanık Fatih Emre Hülagün'ün kendisini Cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişi olarak tanıttığı ve insanları arayıp para istediği belirtildi. Yapay zeka yoluyla kendi konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine döndürerek bu aradığı kişilere bu sesleri dinlettiğine de yer verilirken soruşturma kapsamında mağdurların tamamı henüz tespit edilebilmiş değil. Bu nedenle şüphelinin hangi miktarda maddi menfaat elde ettiğinin belirlenemediği kaydedildi. 10 Haber'den Masum Göğün haberine göre, Fatih Emre Hülagün'ün internette kendisinin kiralamış olduğu günlük kiralık daireleri ilana koyduğu, burada insanlardan kapora alarak dolandırdığı ve bu işten yaklaşık 600 bin TL kazandığını ifade ettiği öğrenildi. Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan Fatih Emre Hülagü, ifadesinde suçlamaları kabul etti. İfadesi ortaya çıktı. Yapay zeka uygulamaları kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Hülagün'ün telefonla aradığı bazı sanayici ve iş insanlarını, yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin, gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak bu kişilerden herhangi bir para almadığını söylediği ve başarılı bir eylemin gerçekleştirilemediği öğrenildi. Fatih Emre Hülagün'ün babası Profesör Doktor Metin Hülagü Türkiye'de Abdülhamid üzerine çalışmalarıyla biliniyor.
Kayseri Üniversitesi Tarih Bölümünde uzun süre öğretim üyesi olarak çalışan Metin Hülagü, 2012-2014 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapmıştı. Metin Hülagü'yü kamuoyu daha çok Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında İlber Ortaylı ile Abdülhamid ve İttihat Terakki üzerine yaptığı tartışmadan sonra tanımıştı.